Herkese merhaba. Uzayın sınırı yoktur. Ayrıca dünyamızı çevreleyen bu karanlık diyarın çekici ve gizemli olduğunu da kabul etmelisiniz. Uzay, yıldızlara ilk kez baktığımız günden bu yana yüzyıllardır bizi büyülemeye devam ediyor. Ancak uzay aynı zamanda korkutucu da olabiliyor. Öyle ki bazen insanların ölmesine neden olabilir. Eğer uzay gemisinden ya da uzay istasyonundan dışarı çıkarsanız kaybolabilir, iletişiminiz kopabilir ve sonra... Sahi uzayda kaybolan bir insana neler oluyor? İşte bugün bu soruya bir cevap vermeye çalışacağız. İnsanlığın farklı dünyalara ilk adımını 19. yüzyılda atmaya başladığı düşünülüyor. O zamanlar bilim insanları dünyanın atmosferinin geçirebilmesi için uzay araçlarının hızının yerçekiminin üstesinden gelecek hızlara ulaşması gerektiğine ve bu hızın bir süre korunması gerektiğine inanıyordu. Ne yazık ki o dönemlerde insanlar uzay gemisinin gerekli olan bu hıza nasıl çıkacağını bilmiyordu. Ayrıca bilim de güçlü motorlar üretmek için yeterli değildi. Yaşanan iki dünya savaşından sonra nihayet uzay keşfi dönemi başladı. Sputnik 1, Sovyetler Birliği tarafından yapılmıştı ve anteni olan bir küre şeklindeki uydu 83.6 kilogram ağırlığındaydı. Bugünkü uydular Sputnik 1'e hiç benzemiyor. Ancak o zamanlar Sputnik 1'in uzaya gönderilmesi büyük bir olaydı. Bu olaydan sonra bilim insanları köpek, maymun, sinek, örümcek ya da böcekler gibi birçok canlıyı yörüngeye yolladı. 12 Ekim 1961'de ise bilim insanları uzaya hükmetme konusunda büyük bir adım attı. Vostok bir uzay aracı Baykonur uzay üstünden fırlatıldı. Ve bu sayede ilk kez içerisinde astronot olan bir uzay aracı uzaya fırlatılmış oldu. Bu astronot Yuri Gagarin'di. Dünyanın etrafında bir devrim gerçekleştirdikten ve 41 bin kilometre seyahat ettikten sonra Gagarin dünyaya geri döndü. Gagarin'in bu uçuşundan sonra başka birçok uzay devrimi yapıldı. İlk kadın astronot, ilk iki koltuklu uzay gemisi, ilk uzay yürüyüşü, aya ayak basan ilk insan bunlardan bazıları. 26 Eylül 2019'da 563 kişi yörüngesel uzay uçuşunu tamamladı. Bunların 499'u erkek, 64'ü kadındı. 2009 yılının istatistiklerine göre astronotlar dünyanın dışında 10 bin dünya gününden fazla zaman geçirdiler. Bunun 1000 dünya günü uzay yürüyüşleriyle geçti. Ne var ki gelecekte uzaya çıkmak sıradan, normal ve güvenli bir etkinliğe dönüşecekmiş gibi görünüyor. Ne kadar çok insan düzenli olarak yıldızlara uçar ve uzaya çıkarsa o kadar az korkacak şeyimiz kalır. Ayrıca uzay kıyafetleri güvenilir bir korunma yöntemidir. Dolayısıyla başınıza kötü bir şey gelmesi için hiçbir neden yok, değil mi? Uzay kıyafeti küçük bir bireysel uzay aracı gibi düşünülebilir. Bir uzay aracında kaza olabilir mi? Tabii ki olabilir. Dolayısıyla uzay kıyafetleriyle ilgili de aksilik yaşayabilirsiniz. En kötü senaryoda başınıza her şey gelebilir diyebiliriz. Örneğin bir astronotun kıyafetini uzay yürüyüşü sırasında su basabilir. Evet, doğru duydunuz. Su basabilir dedim. İtalyan astronot Luca Parmitano, 2013 yılında yaptığı uzay yürüyüşü sırasında kaskının içine su dolmaya başladı. Daha sonra yapılan incelemelerde suyun soğutma sisteminden sızdığı anlaşıldı. Dolayısıyla kaskta toplanan su astronotun gözüne, kulağına ve burnuna kaçıyordu. Ve tabii ki astronotun bu konuda yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bunun sonucunda Parmitano mümkün olan en kısa sürede uzay istasyonuna geri döndü. Bu sırada astronot hiçbir şey göremiyordu. Bu yüzden istasyonun kapısına tamamen hafızasını kullanarak ulaşabildi. Aynı zamanda Parmitano bir şekilde kıyafetine zarar vermemeyi de başardı. Ve çok geçmeden güvenli bir yere ulaşabildi. Parmitano'nun başına gelen bu olayda kıyafetine zarar gelmediğini vurgulamamızın bir sebebi vardı. Astronotların uzaya giderken giydikleri bu özel kıyafetler baskı altındadır ve kıyafetlerde meydana gelebilecek herhangi bir delik ölümcül sonuçlara yol açabilir. Boşluk insanlar için tehlikelidir. Hava olmadığında insan vücudu iki katına kadar genişleyebilir ve bu kişinin ölmesine neden olur. Ne yazık ki bu olay deneyimli Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri pilotu Joseph Kittinger'ın başına geldi. Joseph, 1960 yılında stratosferden uzun bir atlayış gerçekleştirdi. Ne var ki bu atlayış sırasında Joseph'in sağ eldiveni yırtıldı ve Joseph'in eli şişti. Neyse ki Joseph dünyaya geri indiğinde eli de normale döndü. Ancak eğer bu talihsiz kaza uzaydayken başına gelseydi bunun sonuçları çok daha kötü olurdu. Basınç azalması hava kaybına yol açabilir. Bu noktada astronot 15 saniye içinde oksijen yetersizliğinden bayılır. Bu olayda bir NASA pilotunun başına geldi. Pilot 1966 yılında Houston'da yapılan testler sırasında hava boşluğuna yakın duruyordu. Pilotun bu olay sırasında dilindeki salyanın resmen kaynadığını hissettiğini söyledi ve bu noktadan sonra da bayıldı.
Neyse ki bu testler dünyada yapılıyordu. Bu olay uzaydayken, astronotun üzerinde basınç kıyafeti yokken yaşansaydı, içerisinde bulunan gazlar genişleyeceği için insan vücudundaki sıvılar kaynamaya başlardı. Yani böyle bir durumda eğer oksijensizlikten ölmezseniz başka bir şeyden ölürsünüz. Hem de çok hızlı bir şekilde. İşte astronotların uzay giysileri tam da bu yüzden bu kadar güçlü ve sert oluyor. Dolayısıyla bu kıyafetlerin içinde hareket etmek de oldukça zor. Küçük bir hareket yapmak için bile çok fazla efor sarf etmeniz gerekiyor. Ama bu o kadar da önemli bir ölçüt değil. Çünkü uzaydaki bir diğer tehlike mikrometeoritlerdir. Bu küçük partiküller 1 gramdan bile hafiftir. Ancak Uluslararası Uzay İstasyonu'na göre bu partiküllerin hızı saatte 36.200 kilometreye ulaşabilir. Ayrıca hiçbir uzay kıyafeti sizi bundan daha büyük nesnelere karşı koruyamaz. Mesela dünyanın yörüngesinde biriken uzay çöpleri. Bu çöpler aslında eski uzay araçlarının parçalarıdır. Fırlatma sırasında uzay araçlarının bazı parçaları uzaya ve diğer yörünge çöplerinin etrafına saçılıyor. Ancak bu çöpler dünyadaki çöplere benzemiyor. Çünkü buradaki çöpler gerçekten de çok tehlikeli olabiliyor. Bu parçalardan herhangi birine çarpmak astronotlar için ölümcül olabilir. Ancak büyük ihtimalle herkes için en korkutucu senaryo uzayda sonsuza kadar kaybolmaktır. Bazı astronotlar uzayda kaybolmaktansa atmosferin yoğun katmanlarına yeniden girip ölmeyi tercih edeceğini söylüyor. Ve bizce bu son derece mantıklı bir korku. Uzay gemisinin bir engele çarpması hızlı bir ölüme yol açar. Ancak dünyaya ya da istasyona dönüş yolunu bulamayan biri oksijen bitene kadar hayatta kalır. Tabii ki bunun için alınabilecek önlemler var. Uzaya çıkan herkes 26 metre uzunluğundaki örgülü çelik kablolarla Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlanıyor. Buna ek olarak astronotlar genelde ikişerli ekipler halinde çalışır. İstasyondan ayrılıp uzayda hareket etmek için önce kilitlerini çözmesi gereken bu astronotlar aynı zamanda da birbirlerine bağlıdır. İstasyonu terk eden ilk astronot kendi kablosunu Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki çukura bağlar ve bunu partnerinin kablosunun yardımıyla yapar. Bu noktadan sonra ikinci astronot giriş kapısındayken kendi kablosunu çözer ve partnerine katılır. Kısacası astronotlar alabilecekleri her önlemi alıyorlar. Tüm bunlar yanlışlıkla istasyondan uzaklaşma riskini azaltmak için yapılıyor. Ve bu yöntem gerçekten de çok işe yarıyor. Şu ana kadar hiçbir astronot uzayda kaybolmadı. Ne var ki tarihte iki astronot bu korkunç kazanın yaşanmasına çok yaklaştı. 1973 yılında astronot Jock Irvin ve Pete Conrad Skylab yörünge atölyesinin dışına çıktı ve sıkışmış güneş panelini açmaya çalıştılar. Her şey plana uygun gidiyordu. Ta ki panel beklenmedik bir şekilde çöküp ters yüz olana kadar. Panelin yerinden oynaması astronotların uzaya doğru itilmesine neden oldu. Neyse ki astronotlar sakin kalmayı başardılar ve kablolar oluşan gerilime dayanabildi. Ve bu hikaye de mutlu sonla bitti. Peki ama ya kablolar bu kadar güçlü olmasaydı? Bugün uzay kıyafetleri astronotları uzay istasyonuna geri götürebilecek sırt roketleriyle donatılıyor. Tabii bu yalnızca teoride böyle. Astronotların yine de istasyondan çok fazla uzaklaşmamaları gerekiyor. Bu tarz durumlar için NASA'nın özel bir eğitim protokolü bulunuyor. Ve bu eğitimi herkesin alması mecburi. Eğitimde sırt roketlerinin yakıtı biterse neler yapılacağı anlatılıyor. Uzayda bacak hareketleri yönünüzü ya da hareket noktanızı değiştirmez. İstasyona geri yüzmek için ne kadar uğraşırsanız uğraşın, bunun bir faydası olmaz. Ancak eğer astronot doğru açıyla ve yeteri kadar kuvvetli bir şekilde itilirse dünyanın atmosferine girebilir. Tabii böyle bir durumda hemen yanar. Günümüzde böyle bir duruma düşmüş astronotu alıp kurtarabilecek bir uzay aracı bulunmuyor. Bu yüzden geriye kalan tek seçenek yörüngede kalmak ve oksijenin tükenmesini beklemek. Yaklaşık olarak 7,5 saat sonra astronot oksijen yetersizliğinden ölecektir. Ölen astronotun bedeni bir süre çürüyecektir. Tıpkı dünyada olduğu gibi. Ancak zamanla su güneş ışığı yüzünden buharlaşacaktır. Uzayda kaybolan astronot büyük oranda mumyaya dönüşecek ve bir gemi tarafından alınana kadar yörüngede daireler çizecektir. Tabii eğer bir uzay çöpüyle çarpışıp uzay kıyafeti hasar almadıysa. Eğer uzay kıyafeti hasar alırsa astronotun başına çok daha farklı şeyler gelir. Mesela insan vücudundaki bütün sıvılar hızlı bir şekilde buharlaşır. Bu kulağa korkunç gelse de astronotun hızlı bir şekilde ölmesine neden olacaktır. Bütün sıvı buharlaştıktan sonra da insan vücudu donacaktır. Dolayısıyla böyle bir durumda çürüme sürecinin başlaması için yeterli zaman yoktur. Ve evet, bu şekilde ölen bir astronot da büyük ihtimalle mumyaya dönüşecektir. Astronot bir nedenden uzaya uzay kıyafeti olmadan çıkarsa o zaman cesedi çok kırılgan bir mumyaya dönüşecektir. Büyük ihtimalle de bu mumya başka birileri tarafından alınacak kadar uzun süre yörüngede uçmayacaktır. Tabii ki tüm bunlar yalnızca birer teori.
şu anda uzayda sürüklenen bir ceset yok. Evet, bazı kazalar yaşandı. Büyük ihtimalle Kolombiya'nın mekiği olan Challenger kazasını duymuşsunuzdur. Aynı şekilde Sovyetlerin fırlattığı Soyuz 11 uzay aracının geçirdiği kazayı da biliyorsunuzdur. Bu uzay araçlarının mürettebatı uzayda değil, dünya atmosferinde öldü. Eğer astronotlardan biri uzayda değil de uluslararası uzay aracında ölürse, astronotun bedeni eve, yani dünyaya geri gönderilir. Ve tabii ki özel bir törenle gömülür. İnsanlar böyle yaparak dünyanın yörüngesini tıkamamaya çalışıyorlar. Ne var ki bazı insan vücudu parçaları uzayın derinliklerinde süzülüyor. Örneğin Pluto'yu keşfeden Claude Tombaugh'ın külleri. Claude'un külleri New Horizons sondası ile birlikte Güneş sisteminin eteklerine doğru ilerliyor. Bu uluslararası uzayda seyahat eden ilk insan kalıntısı olacak.